İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Hakimiyet Gazetesi. Pandemide balığın önemi anlaşıldı. Yeni balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahların dolduğuna dikkat çeken Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, pandemide balığın öneminin anlaşıldığını ifade ederek virüse karşı balık tüketimine dikkat çekti. Başkan Özyiğit, Akkent'te artık su baskınları yaşanmayacak. Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kaldırım ve yol yapımı, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Tanık Gazetesi. Kaymakamlığın yıkım için istediği iş makinesini bu kez büyükşehir vermedi. Bozyazı'da yıkım yine kepçeye takıldı. Muzu ve eşsiz doğasıyla ünlü Mersin'in Bozyazı ilçesi, Gözsüzce mahallesinde 18 dönüm yer kiralayan Hasan Ali Öztaş ve Gazi Özkan'ın 35 dönüm hazine arazisini işgal etmesiyle ilgili planlanan ikinci yıkım da gerçekleşmedi. Akkuyu'daki ilk işçi eylemiyle ilgili genel müdürden açıklama, durum kontrol altına alındı. Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli mahallesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santral inşaatındaki ilk işçi eylemiyle ilgili açıklama yapan Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteva, alt yüklenici şirketlerin çalışanlarına maaş ödemediklerine ilişkin iddia ve söylemlere yönelik araştırmanın sürdüğünü belirtti. Güney Gazetesi. 7 yılda 3 kez temel atıldı, 7 kez bakan değişti, 8 seçim geçti ama havalimanı projesi bitmedi. Açılmadan tarihe geçti. Çukurova Havalimanı projesi ihaleye çıkarıldığı 2011 yılından beri Mersin'in gündeminde. Bakanlığın Mersin Marina ile ilgili kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu işlemler şaibe içerebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mersin Marina'daki kanuna aykırı yapılaşmaya yasal zemin hazırlamak için imar planında değişikliğe gitmiş, mahkemenin iptal edin dediği eski ruhsatları iptal etmiş, ancak yeni bir imar planı yaparak aynı yapılar için yeni ruhsat vermişti. Mersin Gazetesi. Yılmaz, Neşet Tarhan'a Fatih Parkı projesini defalardır soruyor ama AVM inşaatının otoparkı var mı? Vatandaş adına da soran Yılmaz, Mersin'in Mezitli Belediye Başkanı'na soruyorum. Lütfen beni ve kamuoyu da aydınlatın. Ücret iadesi isteyen velinin talebi kabul edildi. Kayseri'de geçen dönemin eğitim öğretim yılında koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitim göremeyen çocuğu için özel okula para yatıran Hamza Y, 9.000 lirasının iadesi için İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Çukurova Gazetesi. Bu ne ilk ne de son olacak. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden bir kişinin yakınlarının acil servisi basarak sağlık çalışanlarına saldırmasını kınayan Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, yaşanan sağlıkta şiddet skandalının ne ilk ne de son olacağını söyledi. Sözlü atışma kavgaya dönüştü. Mersin'de trafikte seyir halindeyken otomobili arkadan çarpan bisikletli iki gençle araç sürücüsü arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Haberci Gazetesi. Biz iş yapmaya geldik.
Büyükşehir'le yaşadığı gerilimle gündeme gelen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak bazı gazeteye özel açıklamalarda bulundu. Şehrin kaderiyle oynamaya niyetim yok. Biz hak aramıyoruz, iş yapmaya geldik. Mut elması Hindistan'a ihraç ediliyor. Mersin'in Mut ilçesinde hasadına başlanan elmalar Hindistan, Rusya ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Tarsus Express gazetesi. Başkan Seçer'den 60 aileye toplam 1500 hayvan, 1 yıllık yem ve aşı desteği. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Haydi gel köyümüze destek verelim" projesi kapsamında küçükbaş hayvan ve yem dağıtımını Tarsus'ta başlattı. Kaymakam Sertel Otçu'dan COVID-19 karantina ziyaretleri. Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otçu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle temaslı ve pozitif vakalı vatandaşları denetledi. Bozyazı gazetesi. Trafik kazası, bir ölü. Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Çubuk Koya Mahallesi D400 karayolu üzerinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Emir Ali Burçgün hayatını kaybetti. Çifte su faturası iddialarına yanıt. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hafta sonu Silifke ilçesinin Taşucu, Bahçe, Kurtuluş ve Arkun mahallelerinde yurttaşlarla bir araya gelerek hem sohbet etti hem taleplerini dinledi.